Herkese Tol Gözbek.com'dan merhaba. F35 konusunda öyle gelişmeler var ki artık neredeyse haftanın bir gününü bu F35 konusuna ayırmış durumdayız. Çok fazla gelişme var ve sizlerden de bize çok fazla soru geliyor. Bu programda F35 ile ilgili tazminat konusu ne olacak? Türkiye tazminat karşılığında Amerika yeni bir uçak verecek mi? Parça üretelim mi yoksa üretimi durduralım mı gibi? birçok sorunun cevabını beraber bulmaya çalışacağız. Anlaşılan o ki F-35 ile ilgili daha çok fazla video yapacağız. Gelin videomuzu birlikte izleyelim. En son hazırladığımız F-35 videosunda Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye için üretilmiş 6 uçağı satın almak üzere attığı adımları size anlatmıştık. Ve bir de Pentagon'un parça üretimiyle ilgili son parçanın 2022 yılı sonunda Türkiye'den alınacağı konusundaki bilgileri sizlerle paylaşmıştık. F-35 ile ilgili olarak Türkiye bugüne kadar yaklaşık 1.2 milyar dolarlık bir para ödedi Amerika Birleşik Devletleri'ne program için yaklaşık 100 uçağın alımına onay verdi ve bunlardan aşama aşama önemli bir kısmının yaklaşık bir filo kadarında kesin sipariş anlaşmasını yaptı. Türkiye için sonuç olarak elde üretilmiş 6 adet uçak var. Bu uçaklar 2021'de Amerikan Hava Kuvvetleri envanterine giriyor ve ödediğimiz paralar ne olacak? Açıkçası bu sorunun cevabını şu şöyle olacak, bunun karşılığı böyle yapılacak diye vermek çok zor. Öncelikli olarak bu konu Türkiye ve Amerika arasında müzakere ediliyor. Ne olabilir bununla ilgili? Şöyle aklıma gelen şeyleri sıralamak isterim. Birincisi, 2021 bütçesi için Amerika, Türkiye'den satın aldığı uçaklar ve Türkiye'nin ödediği paralar dahil 1.2 milyar doları bütçelendirecek ve bütçe ekleme yapacak. Ve bu bütçe karşılığında uçaklar Amerika'nın envanterine girerken bu paranın Türkiye'ye nasıl geleceği konusunda da bazı yol haritaları tahminimce sonbahar gibi belli olmaya başlayacak. Öncelikli olarak Amerika, Türkiye mevcut kullandığı F-16'lar başta olmak üzere diğer sistemler için yedek parça önerisinde bulunabilir. Veya hibe vereceği bazı silahlar konusunda Türkiye bir öneride olabilir ki... Geçtiğimiz günlerde e, hava savunma amaçlı kullanılan bazı gemilerin Türkiye'ye verilmesi veya verileceği iddia edilmişti ama bu daha sonra yalanlanmıştı. Bunlar olabilir. Üçüncü şık, Türkiye'nin ara uçak ihtiyacı için planladığı F-16'nın Blok 70'i için bu bir peşinat olabilir. Şimdi bu konu iki taraf arasında görüşülecek, belirli bir takvime bağlı hale getirilecek ve sonrasında uygulamaya konulacak ama şu an benim aklıma gelen bu yollar olabilir. Sonuçta şunu da belirtmek istiyorum. F-35 ile ilgili konular konsorsiyum oluşturulan oluşturma zamanında alınan karara göre uluslararası tahkime gidemiyor. Yani Türkiye'nin bunu Amerika ile oturup çözmesi gerekiyor. Türkiye geçen yıl Temmuz ayında 2019'da S-400 hava savunma sisteminin Rus uçakları tarafından Türk hava sahasına girmesiyle birlikte F-35 programından resmi olarak çıkartılmıştı. Ve ilerleyen bir ay içerisinde Türk Hava Kuvvetleri'nin öğretmen pilotları, eğitim gören pilotları, teknik ekipi Amerika'daki Luke Hava Üssü'nden çıktı ve Türkiye'ye geri dönerek burada diğer görevlerine atandılar. Fakat bununla birlikte Türkiye'nin de parça imalatının durdurulma kararı alınmıştı ve bu durdurmanın da 2019 sonuna kadar gerçekleşmesi planlanıyordu. Öncelikle bu 2019 sonu önce Mart 2020'ye ötelendi. Arkasından çıkan pandemi nedeniyle yıl sonuna ve en son Pentagon'un verdiği bilgiye göre parça sayısı Amerikalı veya diğer alternatif ülkelerin üretimleriyle birlikte 1000'den 169'a kadar inecek ve en son parça Türkiye'den 2022 sonunda alınacak. Bazı izleyicilerimiz bu parça üretiminin hemen durdurulmasından yana. Durdurulacak ancak Biliyorsunuz pandemi nedeniyle Türkiye birçok proje durdu. İhracatta çok ciddi yavaşlama var. Fakat bir yandan F-35 gidiyor. Sonuçta Türkiye bu parçaları üretiyor ve ihraç ederek para kazanıyor. Yani kısa vadede biz kardayız. Bu nedenle Amerika Türkiye'den parça almaya devam ederken Türkiye'de üretmeye devam ediyor. Çünkü bu işten para kazanılıyor. Bu nedenden dolayı bunu durdurmak istemiyor Türkiye. Ha uzun vadede madem biz programdan çıkartıldık, F35 programı da aksasın denebilir mi? Denebilir. Sonuçta bu bir devlet politikası yani hükümetin alacağı bir kararla yapılacak bir adım. Bu yapılabilir mi? Uzun vadede bu daha olumlu gibi göz gibi gözüküyor. Kısa vadede ise Türkiye ihracat yapmak bu parçaları üretmek istiyor. Ve tabii ki daha da önemlisi pazarlık yaparken elini yükseltmek istiyor yani iyi niyetini gösteriyor. Gelelim bu parçaların Türk havacılık ve uzay sanayine katkıları. Sonuçta uluslararası bir proje, çok iddialı bir proje, mühendisliği çok yüksek bir proje. Bu parça, bu projeye parça imalatı Türkiye'nin bu konudaki yeteneklerini arttırıyor, mühendisliğini arttırıyor ve kalitesini yukarı doğru çekiyor. Yani buradan edineceğimiz tecrübeyle ileride Türk Havacılık Uçak Uzay Sanayi tarafından geliştirilen Hürjet tasarımı devam eden Milli Muharip Uçak gibi iddialı projelere daha yüksek kalitede üretim gerçekleştirebiliriz. Bu açıdan da Türkiye şu anlık üretimi sürdürüyor. Tabi bu konu dönüp dolaşıp Türkiye neden F-35 programından çıkartıldı sorusunda yanında getiriyor. Şimdi öncelikle bu F-35 programına giriş kararı alındığı zaman Türkiye-Amerika NATO ilişkileri o dönem çok iyiydi. Türkiye çok ciddi bir müttefik olarak görülüyordu. Ancak başta Ortadoğu olmak üzere bölgedeki Amerika'nın İngiltere'nin, NATO'nun, Avrupa Birliği'nin veya müttefiklerdeki diğer ülkelerin attığı adımlar Türkiye'nin çıkarlarıyla çatışmaya başladı. Ve haklı olarak da Amerika bu kadar stratejik bir silahı Türkiye'ye verip vermemek konusunda soru işaretleri oluşturup bu konuyu sorgulamaya başladı. Bu arada tabi devre Amerikan senatosunda Musevi, Ermeni lobileri girmeye başladı. Rum lobileri girmeye başladı. Yunanlar bu konuda özellikle çok etkin, İsrail tarafı çok etkin, Ermeni lobileri çok etkin ve bunların bu silahın Türkiye'ye verilmemesi konusunda da bir ortak çalışmalara doğru adım atmaya başladılar. F-35 programına sonradan dahil olan İsrail'in bu uçağın avantajlarını görüp böyle bir gücün başka ülkeye verilmemesi yönündeki tavrı da bunda etkili oldu. Belki sonuçta Türkiye günün sonunda bu programdan çıkartılacak veya verilmeyecekti ama Türkiye'nin acil ihtiyaç nedeniyle Rusya'dan satın aldığı S400 hava savunma sistemleri de belki bu işin görünürdeki nedeni oldu. Türkiye'nin anlaşma yapmasından sonra ki bu dönemde Obama'nın büyük hata, Obama yönetiminin büyük hataları vardı. Türkiye defalarca Patriot konusundaki ısrarını belirtti ama Amerika bir türlü bunu satmaya yanaşmadı. Sonuçta Türkiye acil ihtiyaç arkasından işte 15 Temmuz'da yaşananlar gibi birçok nedenle gelince Rusya'yla gitti ve S-400 hava savunma sistemini almak üzere anlaşma yaptı. Sistemler üretildi. O sistemleri taşıyan uçaklar Türk hava sahasına girdiği anda da Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'yi F-35 programından çıkardığını ilan etti. Dediğim gibi bu çok stratejik bir silah ve şu an Amerika bu silahı Türkiye'ye vermek istemiyor ve tabii ki yan faktörlerin de yaptığı lobilerde bunda çok etkili oluyor. Evet görüldüğü gibi F35 konusundaki gelişmeler devam ediyor. Geçen haftaki gelişmeler 4 senatör Amerika Birleşik Devletleri'nin Savunma Bakanı'na bir mektup yazdı. Türkiye'nin Türkiye'den alınan parça imalatının ivedilikle durdurulmasını istedi. Arkasından da e, Türkiye'deki bu F35 nedeniyle oluşturulan yaptırımların devamı konusunda da bazı girişimler oldu. Bakalım önümüzdeki günlerde neler olacak? Biz bunları yakından takip etmeye ve sizlere yorumlamaya çalışacağız. Hafta içi her gün saat 19'da videolarımız yayında. Lütfen bizleri takip etmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olun. Katıl butonuyla tolgozbek.com kanalına destek verebilirsiniz. Detaylı havacılık haberleri sitemiz tolgozbek.com'da. Bizlere sorularınızı yorum yazarak veya info.tolgozbek.com mail adresine mesaj yollayarak sorabilirsiniz. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.